Karaciğer Eğitim Kurumları'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü TET sınavımızın felsefe sorularını çözeceğiz sizinle. 11. sorudan başlayalım. Parçada tanımlaması yapılmaya çalışılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Deneyle elde edilen verileri adlandırmada kullanılır. Deneyimlere bağlı olan bir kavramdır. Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir. Deneyden önce ve ondan bağımsız olarak anlamını dile getiren Latince a priori deyimiyle birlikte kullanılan Kant'ın felsefesinde önemli bir yer tutar. O a priori olan bilgiyle bağdaşık bir biçimde bu kavramı dile getirir. Şimdi aslında burada bilmeniz gereken arkadaşlar, bir kere zaten size kolaylık olsun diye a priori kelimesini vermiş. A priori'yi vermiş ve bu diğerini soruyor. A priori neydi? Akılla elde edilen bilgiydi. Akıl diyelim şöyle, aklımızda kalsın. Akılla elde edilen bilgiye biz a priori diyor. Peki deneyle bilgi elde edilen bilgiye ne diyorduk? Zaten deneyle elde edilen bilgiden bahsediyor özellikle. Deneyle elde edilen bilgiye de biz arkadaşlar, biraz ezber sorusu ama a posteriori diyoruz. Bunu dediğim gibi a priori gördüyseniz direkt belki çağrışım yapmıştır. Hemen a posteriori işaretlemişsinizdir umarım. Gelelim 12. soruya. Temizleyelim. 11'in cevabı Adana dedik. 12. soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi felsefenin yolda olma durumuyla uygunluk göstermektedir? Felsefe nedir sorusu felsefe yapmaya başlamanın ilk adımı olarak kabul edilir. Bu soru ya hiç sorulmaz ya da geleneksel cevaplarla geçiştirilir. Uygur'a göre bu durum felsefede sislerin yoğunlaşmasına neden olur. İşte Nermi Uygur böylesi bir motivasyon ya da kaygıyla işe koyulur. İrdelemek istediği bu sisi bertaraf etmek adına felsefi sorunların mahiyetini irdelemektedir. Felsefede sorular tek tek önceden belirlenemez. Çünkü felsefe bir araştırma, bir yolda olma durumudur. O kendisini yolda olma durumuyla açığa çıkarır. Yolda olma durumu ise sorularını sık sık yenileyen bir çalışma biçimidir. Şimdi altını çizmemiz gereken yolda olma durumu neymiş arkadaşlar? Soruların sık sık yenileyen bir çalışma biçimi olması. Buna göre diyor, yolda olma durumuyla uygunluk gösteren hangisidir? Bakacağız. Bu sebeple felsefe siyasal sistemlere kaynaklık eder. Siyasal sistemden hiç bahsetmemiş zaten, geçiyoruz. Bu sebeple felsefenin konusu olan bazı kavramlar edebiyatçılar tarafından işlenmiştir. Şimdi hiç edebiyatla alakalı bir şey söylenmiş mi? Hayır. Bu sebeple felsefe konularını bir bütünlük içinde de alınır. Bütünlükten bahsedilmiş bir paragrafta? Hayır. Bu sebeple nerede sorular hep aynı kalmışsa orada felsefe araştırma olmaktan çıkmış demektir. Edirne'ye bakalım. Bu sebeple felsefe kavramlarla yapılan bir zihinsel etkinliktir. Şimdi parçada sürekli ne diyor? Soruların yenilenmesinden bahsediyor. Eğer sorular yenilenmezse felsefe de kendini yenileyemez diyor. Bakıyorum, iki şıkkım kaldı zaten. D'de ne diyor? Bu sebeple nerede sorular hep aynı kalmışsa orada felsefe araştırma olmaktan çıkmıştır demektir. Yani yolda olma durumu sürekli soruların yenilenmesiyle alakalı diye paragrafta da vurgulamış zaten. 12. sorunun cevabı Denizli. 13. soruya bakalım. Bir yorum sorusuydu. İlk soru evet ezberdi ama bu yoruma dayalıydı. Paragraftan anladığımızı çıkartacaktık. 13. soruya bakalım arkadaşlar. Bu durum felsefenin hangi iki alt dalı arasındaki etkileşimi gerekli kılmaktadır? Machiavelli'ye göre her kim bir devlet kurmaya ve yasalar koymaya karar vermişse insan doğasının kötü olduğunu unutmamalıdır. İnsanların doğaları kötü olduğundan ellerine fırsat geçince bu kötülüklerini eyleme dökeceklerini önceden kabul etmek gerekir. Yasalar her devlet için zorunludur ama bu kötülük yasalar aracılığıyla düzeltilemez. Uygulamada güç kullanmak yoluyla önlenebilir ancak bu yüzden iyi yasalar tek başına yeterli değil. Güçlü olmak için iyi silahlar da gereklidir. Şimdi aslında yukarıdaki paragrafta arkadaşlar iki tane felsefenin alanıyla alakalı bir durumdan bahsetmiş. Zaten Machiavelli'yi gördüğümüzde biz hangi felsefenin alanında Machiavelli'den bahsetmiştik? Siyaset felsefesinde. Zaten devlet diyor, devlet yönetimi diyor. Yani bir siyaset felsefesi var mı? Var. Siyaset felsefesi olmayan şıkları bir eleyelim o zaman. Bunlar gitti. Sonra neyden bahsediyor? İnsanın iyi olmasından ve kötü olmasından. Yani insanın kurallara uyup uymaması, onun vicdanı veya işte iyiliğine, kendi ahlakına dayalı olarak olduğundan bahsediyor. Yani bunu hangi felsefenin alanı inceler? Etik mi, bilgi felsefesi mi? Hayır, bilgi felsefesi daha çok neyle ilgilenir? Bilginin kaynağıyla, bilginin nereden geldiğiyle, bilginin nasıl elde edilişiyle. Ama iyi kötü dediğimizde ilgilenen alan ne? Etik, yani ahlak felsefesidir arkadaşlar. Ahlak, etiğin diğer
anlamı. Ve o zaman onun için cevabı Adana. Yukarıdaki paragrafta etik ve siyaset felsefesi alanlarından bahsedilmiş arkadaşlar. 13 Adana dedik. 14. soruyla devam edelim. Bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Bilim evrimsel bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Nasıl doğada yeni koşullara uyum sağlayabilen türler yaşıyor, sağlayamayanlar ise yok olup gidiyorsa, bilimde yeni koşulların ortaya çıkardığı problemlere diğer kuramlardan daha iyi çözüm getirebilen kuramlar, güncelliklerini koruyarak varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Diğer kuramlar ise devam ettiremeyebiliyorlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır diyor. Yani aslında neyden bahsediyor? Kendini yenilemeyen bilim kuramlarının veya eskiyen kuramların yok olduğunu, yerine yenilerin geldiğinden bahsediyor. Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesi. Hiç yanlışlanabilirlikten bahsetmiş mi? Hayır. Aristoteles'in bilgi felsefesi. Hiç alakası yok. Platon'un varlığa konu edinen idealar kuramı. Hayır. David Hume'un nedensel kavramını eleştiren felsefi yaklaşım. Stephen Tolman'ın bilimi etkinlik olarak gören bilim felsefesi. Şimdi aslında belki hani bunu ilk bakışta doğru cevaplamayabilirsiniz ama dikkatli incelediğinizde paragrafı dediğim gibi neyden bahsediyor? Bilimi etkinlik olarak görmekten. Yani bilim bir etkinliktir. Biri biter, diğeri başlar. Yani biri biterden bahsettiği bir kuram gelir. O kuram yanlışlandıktan sonra diğer bir kurama geçilir. Bu da bilimi etkinlik olarak gören anlayıştır arkadaşlar. Hani şu isimlere takılı kalmayın. Belki Stephen Tolman'ı bilmeyebilirsiniz. Ama bilimi etkinlik olarak görmeyi biz bilim felsefesinde zaten işlemiştik. Bunu hatırlamanız lazım. Yani ne demek bilimi etkinlik olarak görmek? Yukarıda da anlatıldığı gibi bir durumun veya bir yasanın geçerliliğini yitirdikten sonra yerine yeni bir yasa veya kuramın geçmesi demek aslında. O yüzden 14. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne. Yine biraz ezber sorusu gibi duruyordu. Umarım zorlanmamışsınızdır. Yani isimler belki kafanızı karıştırmış olabilir ama paragrafta dediğim gibi üzerinde ağırlıkla durduğu bilimi etkinlik olarak gören akımdan bahsediyor. 15. soruya bakalım arkadaşlar. Schiller'e göre insandaki bölünmüşlüğün, yabancılaşmanın ilacı da sanattır. O şöyle der, sanat özgürlüğün kızıdır. Friedrich Schiller, hatırlayın, sanat felsefesinden sanatı bir oyun olarak kabul eden filozofumuzdu, değil mi? İnsanın özgürleşmesini sağlar, insan oyun içerisinde kendini özgür hisseder ve gerçek dünyadan kopar diyordu. Bunu lütfen derslerimizden hatırlayın arkadaşlar. Buna göre aşağıdakiler hangisi değinilmektedir diyor. Sanat insanın bilinçaltının bir yansımasıdır. Hiç bilinçaltından bahsedilmiş mi? Hayır, hiç bilinçaltıyla alakalı bir şey söylenmemiş. Sanat ancak özgürlük ortamında ortaya çıkar. Bu bir dursun. Sanat metafizik alemin bir gölgesidir. Hiç metafizik alemden bahsedilmemiş. Sanat ideolojik mesajlar taşıyan bir araçtır. Hiç mesajdan bahsedilmemiş. Sanat doğanın taklit edilmesidir. Bundan da hiç taklitten de bahsedilmemiş. Ama dikkatle, iyi izleyin. Sanat özgürlüğün kızıdır diyor. Yani ilk önce özgürlük olacak ki ondan sonra sanat ortaya çıkabilecek. B şıkkı da ne diyor? Sanat ancak özgürlük ortamında ortaya çıkar diyor. Çok kolay bir yorum sonucuydu. Zaten sanat özgürlüğün kızıdır ne demek? Özgürlük varsa sanat vardır. Özgürlük yoksa sanattan bahsedilemez diyor. Yani 15. sorunun cevabı arkadaşlar Bursa. Diğer soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.